Herkese iyi akşamlar. Bugün bir klasikle karşınızdayım. Bugün Sega Rally Championship oyununu beraber oynayacağız ve anacağız. Şöyle söyleyeyim, yani nostaljik bir oyun demek çok zor Sega Rally Championship için, çünkü günümüzde hala aktif olarak oynandığını ve modlandığını biliyorum. Oyunumuz Sega AM3 tarafından geliştirilmiş ve Sega tarafından yayınlanmış, 1994 senesinde piyasaya sürülmüş bir yarış oyunu. Başlangıçta Sega Model 2 kartını kullanan Atari salonları için piyasaya sürülmüş. Daha sonra da 1995'te Sega Saturn ve 1997 senesinde PC için portlanmış ve yayınlanmış diyelim. Sega Rally Championship farklı yüzeylerde, farklı sürtünme özellikleriyle sürüşü tam anlamıyla simüle etmekte ve aracın kullanımı da buna göre değişiklik göstermekte. Bu özelliğini bünyesinde barındırdığı için de, yani bu özelliğini bünyesinde barındıran ilk yarış oyunu olduğu için de yarış oyunları türünde, daha doğrusu yarış oyun türünün evriminde dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Özellikle 3 boyutlu oyuna geçişte en önemli oyunlardan birisi bu Sega Rally Championship oyunudur. Neticede Sega firması Japon bir firma ve neden rally oyunu yaptıklarıyla ilgili bir şaşırmıştım. Lakin daha sonra bir röportajda okuduğum kadarıyla Japon halkının aslında rally sevmediği, buna inat rally sevsinler diye bu oyunun yapımında Sega çok önemli kişileri görevlendirdiğini öğrenmiş ve şaşırmıştım. Oyun aynı zamanda, yani erken dönem bir rally yarış oyunu olmasının yanı sıra 4 kişiye kadar da oynanabilirlik sunmakta. Dolayısıyla harika bir rekabetçi hava oyuna eklenmiş bulunmakta. Oyun aslında, daha doğrusu oyuncu, 3 aşamadan oluşan bir dünya şampiyonası moduna girebilir veya practice yapabilir. Moda girdiğimiz zaman çöl, orman ve dağ isimlerini barındıran parkurlarda yarış yapıyor. Burada bir parkurun sonundaki bitiş pozisyonları bir sonraki parkurun başlangıç pozisyonuna taşınıyor. Bu modda ilk parkurun sonunda birinci sıraya ulaşmak imkansız. Bu nedenle oyuncu her parkurda mümkün olduğunca çok sayıda arabayı geçmeye ve zaman sınırı içerisinde kalmaya gayret gösteriyor. Üçüncü aşamanın sonunda da eğer ki oyuncu birinci sıradaysa göl kenarı adı verilen ekstra dördüncü bir aşamada bizi karşılıyor. Ben bu oyunu her yerde oynadım. Yani çok uzun süre PC portunu, çok uzun süre Sega Saturn portunu oynadım. Tabii ki de Atari salonunda da ben bu oyunu koltuk ve direksiyon başında gören şanslı azınlıklardan biriyim ve tabii ki o deneyimi sizin evde Sega Saturn'da oynadığınız zaman alma şansınız yok. Lakin özellikle Sega Saturn versiyonun belki benim alışıklığımdan kaynaklı olacak bir tık daha bana kolay ve oynanabilir geldiğini düşünüyorum. Bu arcade versiyonu maalesef çok çok zor tasarlanmış ve dediğim gibi birinci bitirmek çok zor. Biz bir şansımızı deneyeceğiz ama ben ihtimal vermiyorum. Artı çok başarılı olduğum bir tür değil zaten. Özellikle motor sporları, hele ki rally oyunu. Aslında oyunda 3 araba yer alıyor. Bunlardan birincisi 3. nesil Toyota Celica. Tam ismiyle Toyota Celica GT4 ve Lancia Delta HF Integral. Eğer bazı chat ayarlarını yaparsak da 3. bir arabaya, Lancia Stratos HF'ye ulaşabiliyormuşuz ki bunları zaten
ev versiyonlarını oynadığımızda beraber göreceğiz. Diyelim ve fazla da uzatmadan, çünkü oyun bir yarış oyunu ve aslında iki lap tamamlayarak bir bölümü bitirebiliyorsunuz. Ama ben biraz uzattım. Yani deneyimi artırmak istediğim için zannedersem 5 lap yaptım her şeyi. Onun için bir start tuşuna basıyorum. Yani practice'e seçebiliriz ama biz elimden geleceğini düşündüğüm için arkadaşlar ben şey moduna, championship moduna giriyorum. Evet, böyle çölde muhteşem motor sesleri eşliğinde ve co-pilotumuzun bize müthiş desteğinin yanında oyuna başlıyoruz. Gördüğünüz gibi aslında mümkün olduğu kadar elinizi gazdan çekmeden ve hiçbir şekilde hiçbir yere çarpmadan, yani muhteşem bir şekilde viraj almanız gerekiyor. Yani şu ana kadar gerçekten çok başarılı gittiğimi söylemeliyim. Bu arada ben tabii çok sevdiğim için hani Toyota'yı aldım ama Lancia daha küçük bir araba ve böyle kenarlara çarpma ihtimaliniz çok daha düşük. Onun için onun tercih edilmesi başlangıç aşamasında daha doğru bir tercih olabilir. Ama işte çok da kendimi artık başlangıç seviyesinde görmediğim için, yıllardır oynadığım bir oyun olduğu için ben yine de Toyota'yı seçmeyi uygun gördüm. Bu arada biraz önce söylediğim gibi mümkün olduğu kadar araba geçmemiz lazım ki üst sıralarda yarışı tamamlayabilirim. Ancak 13'e gördüğünüz gibi genelinde. Evet, çok dikkatli alıyorum. Çarpmamam lazım. Kontroller inanılmaz gerçekçi. Çok ağır bir simülasyon. Onusuz. Çok net bir şekilde sizle paylaşayım. Yani böyle bir arcade tarzda Need for Speed gibi falan bir oyun. Ya şurada niyeyse bir takılıyorum. Beklemeyin. Evet, şöyle virajları dönerken drift yapmanız gerekiyor ama fazla drift yapmaktan da sakınca var. Hızınız azalıyor. Onun için inanılmaz konsantre bir şekilde size verilen parkuru bitirmeniz gerekiyor. Ama inanılmaz keyifli gerçekten. Anlatamam, görmeniz lazım. Yani şu kontroller gerçekten muhteşem bir haz veriyor. Gerçekten arabayı kullanıyor gibi hissettiriyor size yani. Evet, güzel döndü. Aman, aman bu sefer fena dönmedi. Evet, ilk lepi 1 dakikada, ikinci lepi 58 saniyede tamamlamışız. Gittikçe daha iyiye doğru inşallah ilerliyor olacağız. Evet, 57'ye kadar düştük. Yani öbür arabayla 55'leri gördüğümü düşünürsek aslında çok da iyi değil bu derece. Bakalım, umarım oyunu bitirebiliriz yani. Çünkü kaldığınız yerden devam etme gibi bir şansınız yok. Baştan başlamak mecburiyetindesiniz. Evet, şu atlamayı iyi yapamadık orada ve hafif bir temasımız oldu. Tüm zamanların en iyi arcade yarış oyunlarından biri olarak bu oyun gösteriliyor. Sayısız ödüller almış, çıktığı dönemde de çok fazla beğenilmiş bir oyun. Evet, 57 gene güzel. Birkaç salise de artımız var. Böyle saliselerle oynadığınız bir oyundan bahsediyorum.
Evet, şu anda son lap'i dönüyoruz. Şu kırmızı aracı da çok geçmek istiyorum. Oo, çok hızlı. Dayı çok hızlı. Tozu dumana katıyor tabiri caizse. Evet, saf dışı bıraktık. Evet, bu sefer iyi döndüm. Tam yapmak istediğim buydu. Evet, burası da fena değil. Evet, bitirdik. Şimdi diğer tura, diğer haritamıza geçiyoruz. Burası dağ haritasıydı galiba. Evet, 10. sıraya kadar da yükselmişiz. 15 araç içerisinde başladığımız mücadelede. Daha sonra Sega Rally 2 çıkacak. Sega Rally 3 çıkacak. Bunların hepsi öncelikle arcade makineler için çıkış gösterecekler. Daha sonra ikinci oyun Sega Dreamcast'e ve PC'ye uyarlanacak. Ama üçüncü oyun sadece çok beğenilmeyecek ve sadece arcade versiyonu yapılmış olacak. Ben hepsini ayrı ayrı seviyorum ama ilki tabii ilk olduğu için ben de biraz daha yeri ayrı diyelim. Evet, çok başarılı döndü. Evet, hiç fena gitmiyoruz. Burada fena bir şey var. Dönemeç var. Biraz sürat kaybettim ama tabii o kadar da kaybetmemek lazım. Kaan'ı gibi de gidemezseniz. Neticede rally yapıyorsunuz. Evet, güzel. Çok sağa solu çarpmadan devam ediyoruz. Evet, 1.23'te bitirdik. Bakalım ikinci lap'i ne dereceyle bitireceğiz. Ya Sega iyi hoş da maalesef bazı oyunları oynamayacak kadar zor. Sega Rally de bunlardan birisi. Yani küçük yaşta bu oyunu 12 yaşında oynadığımızı düşünürseniz, hani şimdi belki biraz daha iyiyiz tecrübeyle oynuyoruz ama abi nasıl geçtin beni sen? O zamanlar bu oyunu oynamak tam bir kabustu beceremediğimiz için. Evet, gayet iyi döndük bu sefer. Çarpma çarpma. Çarptınız mı? İnanılmaz bir sürat kaybediyorsunuz çünkü. Yani çok fren kullanmadan ama yer yerde elinizi gazdan çekerek 1.21 çok başarılı. Yani 1.23'e göre tabii ki 2 saniye daha iyi. Yukarıda da start ve gol yazan bir yer var, fark etmişsinizdir. O da işte nerede başladınız, nerede biteceksiniz onu gösteriyor. Şu anda biz daha bu pisti yarılamadık bile, öyle söyleyeyim. Evet, bir rakibi daha gördük. 7. sıradayız. Çok güzel, çok güzel. Bıraktı, bıraktı. Tamam. O arkadaşı da aldık. Altıncılığa yükseldik. Ha gayret. Hadi çocuklar. Evet, burası sıkıntı. Evet, fena değil, fena değil. Eh. Eh, çok iyi değil bu dönüşler aslında. Yani bir Segaralli ustası bu işleri beğenmez ama
kendime göre iyi diyorum. Çok zor kontroller gerçekten. Bu arada evet 1.20'ye kadar da indik. Şimdi hemen önümde bir araba çıksın ve geçeyim diye bekliyorum. 6. sıradayım. Şöyle drift yaparken kesinlikle sürat kaybediyorsunuz. Onun için mümkün olduğu kadar düz gitmekte fayda var. Benim tespitim bu yönde. Tabii ki de zaman çok önemli. Oo. O limit içerisinde bir noktadan bir noktaya gitmeniz lazım. Evet, kabus yer geldi. Evet, çok iyi değildi bu sefer. Gerçekten muhteşem diyebileceğim motor sesleri ve muhteşem diyebileceğim müzikler eşliğinde bu oyunu oynuyorsunuz. Evet, geçenkine göre yarım saniye gerideyiz ama 1.20 zannedersem çok da kötü değil. Evet, şimdi son lapimiz. Bu haritayı da bitiriyoruz. Sega'nın böyle meşhur bazı yarış oyunları var. Bunların en meşhuru bana göre Sega Rally. Daha sonra Daytona serisi gelir. Ne bileyim ya. Indy yarışlarını konu alan Indianapolis 500 gene Sega firmasının unutulmaz yarış oyunlarından biridir. Onların hepsine de yer vermeyi düşünüyorum. Bu ara biraz Sega Model 2 emülatörüne taktım. Gerçekten çok iyi oyunlar yapmışlar adamlar. 90'lı yılların ortalarında diyelim. Evet, burası inanılmazdı. İnanılmaz iyiydi. Evet, sadece 12 saniye var yalnız. Bu da bir dezavantaj. Yani bir üst yarışa geçtiğimiz zaman 12 saniye ekleniyor bize ama. Evet, bu da dar galiba. Dört'le başladık. Çölle başladık. Oo, inanılmaz bir viraj vardı burada. Şimdi hatırladım. Az sonra bir tane daha var. Ondan sonra evet işte burası. Vallahi çok yavaşladım ya. İyi döndüm ama. Eyvah 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 eyvah. Eyvah eyvah. Evet, ilk lapimden hiç memnun değilim. Orman ve dağ. Çöl, orman ve dağ. Bu tabii ki üçüncü ve en zor olanı. Gördüğünüz gibi yollar daracık. Valla umarım oyunu bitirmek nasip olur. Bu arada altıncılığa da kilitlendik kaldık. Önümüze kimse gelmiyor ki geçelim. Medium left.
Yapma be. Hep aynı hatayı yapıyorum. Aynı yerde. İnanılmaz bir sürat kaybettim orada. Yani şu hata bana oyunu komple kaybettirtebilir yani. Segarelli'nin bu konularda şakası yok. Onların arabaları kıymetli. Çarptınız mı? Hemen cezayı keser. Neyse şurayı çok iyi aldık. Belki affettirmişizdir kendimizi. Evet, maalesef 6'ya da kilitlendik kaldık. Neredesin kardeşim 5. Evet, 5. gördük. Aman 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 buraya dikkat. Buraya zaten dikkat. Hiç alamadım, hiç alamadım. Bu sefer hiç alamadım orayı. Burayı gene alamadım, her zaman olduğu gibi. Şu dayıyı bir geçeyim Allah aşkına ya. Vay arkadaş, bir bırakmadı. Evet, 5 olduk ama o kadar yani, daha fazlası değil. Eyvah. Tamam, kötü değil. Evet, 1.15, 1.13, 1.14. Rezillik oldu. Rezillik oldu. Ha işte. Çok konsantre olmak lazım. Evet, muhtemelen en kötü dereceyle bitireceğiz. Belki de zamanı da yettiremeyeceğiz. Bırak dördüncü olmayı. Zamanı bile yettiremeyebiliriz. Devam et, devam et. Evet. 1.15 gerçekten kötü. Ya şurayı bir alamadık ya. Çok enteresan. Yani o kadar zor yerleri geçip de aynı yerde takılmak herhalde psikolojik oldu. Travma oldu. Aynı yerde takılıyoruz. Mesela burası çok daha zor. Arabayı sürtmeden geçiyoruz oradan ama. En iyi aldığım viraj da buydu herhalde. Evet, bitirdik. Ama maalesef beşincilikle bitirdik. Evet. İsim sordu bize. Sega Rally
Ve böyle arkadaşlar, bu şekilde oyunu bir hatırlamış olduk. Ben daha oynayacağım. Ben daha oynayacağım yani. Bunu ben bir iki saat daha oynarım ama videonun sonuna gelmiş olalım. Çünkü diğer portları da beraber oynayacağız. Ben onları da sizinle paylaşacağım. Onun için şimdilik arcade versiyonundan bu kadar diyelim ve görsel olarak en iyinin arcade versiyonu olduğunu söyleyeyim. Sega Saturn versiyonu oynaması daha kolay olsa bile görsel olarak arcade versiyonun daha gerisinde, çok net bir şekilde. PC versiyonu da aslında ikisinin arasında bir yerde diyebiliriz. Peki, herkese hayırlı akşamlar diyelim. Lütfen kanalıma abone olun ve videoları beğenin, yorum yapın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.